Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Şimdi sabah saatlerinde biz yayına başladıktan kısa bir süre sonra habere geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti. 6 ay önce Bodrum'dan tedavi için İstanbul'a gelmişti. Hastanede tedavisi devam ediyordu Fatma Girik'in. 79 yaşında, 1942 doğumluydu Fatma Girik. 17 yaşından bu yana da daha küçük yaşlarda o beyaz perdede izlediğimiz bir isimdi. 180'den fazla da yine sinema filmine imza atmıştı. Şimdi Öznur Karslı Çetiner hastanenin önünde, Fatma Girik'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde. Hem tabii o yoğun bir trafik de yaşanıyor olabilir şu anda. Bir de hastaneden yapılan bir açıklama var. Fatma Girik neden hayatını kaybetti? O noktada da bilgiyi senden alarak devam edelim Öznur. Evet Ebru Baki, Fatma Girik'in ölüm nedeni doktorların açıklamasına göre viral pnömoni yani zatürre olduğunu anlıyoruz. Buradan bir süre önce Covid-19'a yakalanmış, az önce manevi kızım dediği, aynı zamanda kız kardeşinin kızı olan yeğeni Ahu Turanlı ile görüştük. O da bu bilgiyi teyit etti. Çarşamba gününe kadar teyzemin durumu çok iyiydi ama sonrasında Perşembe ve Cuma ve hafta sonuyla birlikte iletişimi kesmek durumunda kaldık ve yoğun bakımda tedavisi sürüyordu dedi. Yani bugün de dediğim gibi hastanenin de açıklamasına göre çoklu organ yetmezliğine bağlı bir ölüm nedeni, Covid-19'un etkisiyle çoklu organ yetmezliği nedeniyle Fatma Girik hayatını kaybetti. Ailesiyle de görüştük, dediğim gibi beklenmedik bir ölüm olduğunu söylüyorlar. Ancak gelişen bu durum nedeniyle solunum yetmezliği sorunu yaşamış son birkaç gündür Fatma Girik. Yoğun bakımdaki tedavisinin maalesef birkaç saat önce sonucunda da hayatını kaybetti Fatma Girik. 1942 yılında İstanbul'da Sultanahmet'te meydana geliyor, dünyaya geliyor. Çemberlitaş Kız Lisesi mezunu, ailesinin maddi durumları nedeniyle de çok erken yaşlarda eğitimine ara vermek zorunda kalıyor ve annesiyle birlikte henüz 16-17 yaşlarındayken tiyatrolarda figüranlık yaparak aslında Yeşilçam'a başlamış oluyor ama altın dönemini de 60'lı yıllarda hayatının kesiştiği hayat arkadaşı ünlü yönetmen Memduh Ün'le birlikte yaşamaya başlıyor. Ve ilk filmi bizim annelerimizin, babalarımızın daha iyi hatırlayacağı o kuşakların Leke filmi, ardından bu filmde çok iyi bir çıkış yapamıyor ama sonrasında dediğim gibi yolların kesiştiği hayat arkadaşı Memduh Ün'le birlikte Ölüm Peşimizde adlı filmle aslında en iyi çıkışını yapmış oluyor ve peşi sıra gelen devamında da 180-200'e yakın film Fatma Girik. Bunun yanı sıra Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden, yine Adana Koza Film Festivali'nden, Sadri Alışık ödülleri olmak üzere birçok önemli ödüllere sahip oluyor. Uzun bir hayat serüveni, filmografisi de aynı şekilde. Yeşilçam'ın unutulmaz değerlerinden biri kuşkusuz. Dört yapraklı yoncadan biri bugün itibariyle aramızdan ayrıldı. Bu yoncalar Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'ti. Fatma Girik 79 yaşında bugün hayatını kaybetti. Cenaze programı kesinleşmiş değil ama kendisinin de isteği Bodrum Torba'da eşinin, hayat arkadaşının olduğu yere gömülmekmiş. Az önce yeğeni bunu da söyledi. Muhtemelen Bodrum'da defnedilecek Fatma Girik. Şu an biz hastane önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Ailesi çok üzgün, beklenmedik bir ölüm olduğunu söylediler. Bizim için de çok kötü bir sürpriz oldu dediler. Dediğim gibi burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Birazdan ölüm nedenine dair ve son sağlık durumuna ilişkin hastaneden bir basın açıklaması da olacak Ebru Baki. Öznur Karslı Çetiner, çok teşekkür ederiz. Tedavisi devam ederken Öznur'un da söylediği gibi Covid-19 nedeniyle de tedavi süreci ağırlaşmış ve yoğun bakıma alınmış Fatma Girik ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Zaten tedavi olurken bir de Covid olunca dolayısıyla orada sanırım durum biraz ağırlaştı. Aslında iyiydi demiş yeni, ancak daha sonra ağırlaşınca yoğun bakımda temasımız da kesildi açıklaması yapmış. Hastaneden de
Bu nedenle Fatma Girik'in hayatını kaybettiği sabah saatlerinde ulaştı. Şişli Belediye Başkanı da keskin de açıklamayı yaptı. Uzun süredir özellikle Memduh'un ölümünden sonra artan sağlık sorunları vardı ve uzun süreli tedaviler görmüştü Fatma Girik. Ciddi sağlık sorunları yaşamıştı ve vasiyeti de Memduh'un yanında gömülmek. Yani cenazenin Bodrum'a gideceğini tahmin ediyoruz. Son yolculuğuna Bodrum'da uğurlanacak Fatma Girik. Öyle anlıyoruz. Kendi isteğinden, vasiyetinden. Durum böyle. Sanatçılar ölmez. Onların nefesi hiç bitmez. Eserleri, sözleri, sazları hep bizimle kalır.